Biraz daha almak ister misin? Yok, kafi. Tıkayacak beni yoksa. Fatoş, Zöhre, hadi siz yemeğinizi yiyin. Biz hallederiz. Ziya abi, bundan da ye mutlaka. Hatice'm yaptı. Bilirsin, çok güzel yemek yapar. Hadi ver bakayım tadına. Nebz atsana o zahmet. Aslı'cığım. Şoförünle anlaşabildiniz mi? Ne kadar gereksiz olduğu ile ilgili konuştuk Mehmet'le. Anlaştık. Gerek yok yani, teşekkür ederim. İnce düşünmüş, beni düşünmüş. Ben bugün okuldan atıldığımı öğrendim. Tüh, geçmiş olsun. Açık öğretimde okursun sen de. Aa, Mina ile beraber evde çalışırsınız. Ben bu saçma dayatmayla ilgili gerekli mücadelemi vereceğim. Sonuçta yıllardır emek veriyorum. Ben çöpe gitsin istemiyorum, haksızlık bu çünkü. Kurallar dayatma değildir, baştan bellidir. Düzeni sağlar ve gereklidir. Her şey ailede başlar demişler. Bence bazı kuralların değişimi de bu masada başlamalı. Ben en azından kendi seçimimi yaşıyorum. Kendime verecek bir hesabım var. Sizin ileride kendinize verecek bir hesabınız var mı? Bir şey diyecek misin Ziya? Mina'yı okuldan almanıza değer mi? Yani yaptığının bedeli bu kadar ağır mı olmalı? Yaptığının değil, kaybettirdiği güvenin bedeli bu. Ben bundan kendimi sorumlu tutuyorum. Sorumlusun zaten. Peki, öyleyse bana kesin cezasını. Mina'yı okuldan almayın. Biz okula bir hayat gömüyoruz. Biz kararımızı... Bu durumu düşüneceğiz. Öyle mi? Cezanı kaldırırsak, bu şansının hakkını verecek misin? Söz veriyorum baba. Başını belaya sokacak arkadaşlarla görüşmek yok. Yok. Yalan söylemek yok. Söz. Çünkü bir dahaki sefere bu kadar anlayışlı olmayacağım. Bunu burada söylüyorum. Söz veriyorum baba. Gerçekten çok çalışacağım. En yüksek notları ben alacağım sınıfta. Peki. Annem... Ben konuşurum, ben hallederim. Siz devam edin. Aslı, çok teşekkür ederim. O zaman ben size bir kutlama tatlısı yapayım. Ben de yardım edeyim. Teşekkür ederiz ama abinle hallederiz biz. Hiç anlamam. Aşkım anlarsın. Ben öğretirim sana, gel.
diye mi? Kendimi sorumlu tutuyorum. Sorumlusun zaten. Öyleyse bana kesin cezasını. Hermina'yı okuldan almayın lütfen. Biz o okula bir hayat gömüyoruz. Biz kararımızı... Bu durumu düşüneceğiz. Teşekkür ederim Ziya. 2 günlük kızın lafına ne güzel harcadın beni. Mina'yı okuldan almak senin için esinmiş miydi? Hem dua et kız, bir adım geri atmamız için bize çok güzel bir fırsat verdi. Bu kadar korku da yeter Mina'ya. Tamam, bu neyin hırsı artık? Hırs mı dedin? Farkında değilsin galiba. O kız masada bana resmen meydan okudu. Yapma, ne meydan okuması sen? Kız üzülmüş. Aksine seni sevinmen lazım. Bak, Mina'yı benimsemiş, onun için savaşıyor. Daha ne istiyorsun? Ona mı kaldı Mina'yı düşünmek? Ya kime kaldı? Senin düşmanın mı bu? Bu kız senin gelinin. Düşünecek tabii. Hayır, benim anlamadığım, sen nasıl bu kadar yumuşadın? Normalde bu cezayı sen verirdin. Ha, bu kıza nasıl bu kadar taviz veriyorsun, ben anlamıyorum. Ne taviz vermesi Seher? Yapma. Haklıya hakkını vereceksin. Üstelik bu hata kızımızın hayatına mal olacak bir hata değil. Tamam, güzel. Madem sen hakkını teslim ettin, bana laf söylemek düşmez. Seher, bazen sırf inat için inat ediyorsun. Tamam, sonra konuşalım.